İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Figen Küçüksever, Türk Tabipler Birliği üyesi, göz hastalıkları uzmanı ve Remzi Çelik arkadaşımız, Makine Mühendisleri Odası üyesi ve Tesisat ve Mayader Tesisat Mühendisleri Dernek üyesi. Her iki arkadaşımız da Validebağ savunmasından, aynı zamanda her ikisi Koşu Yolu muhtarlık azası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldik. Hoş bulduk. Güran Bey. Evet. Bugünkü programımızda konuklarımla birlikte İstanbul Anadolu yakasındaki sivil toplumun kamusal mekanları, tarihi miras alanlarını, mahallelerini, korularını, tren istasyonlarını korumak için yürüttükleri çalışmaları, mücadeleleri konuşacağız. Ben sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hemen Figen Hanım'a sormak isterim. Validebağ korusunda son durum nedir? Kaç yıldır bu koruyu koruyorsunuz? Koruma nöbetleri konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi saatler arasında böyle bir faaliyeti yürütüyorsunuz? Ve şu anda tabii ki ekranda cumartesi günü, 16 Nisan cumartesi günü Kadıköy'de bir dizi eylem gerçekleştirdiniz. Validebağ nöbetinin 300. gününde olduğunu belirtiyorsunuz ve Av Köşkü'nde bu düzenlemeyi yaptınız. Kuşdili Çayırı'nda ve Süreyya Operası önünde, Söğütlü Çeşme metrobüs durağında ve Kadıköy Beşiktaş iskelesinde. Biz bunun ilki olan Validebağ'la başlayalım. Son durum nedir Figen Hanım? Sizin de dediğiniz gibi Validebağ korusunda nöbetin 300. günüydü cumartesi günü. 21 Haziran 2021'de başlayan bir nöbet bu. Neden nöbet tutuyoruz biz orada? Üsküdar Belediyesi'ni tahsisli olan Validebağ korusunda Üsküdar Belediyesi'nin zaten 2018'den hatta 2014'ten beri süren bir takım çılgın projeler, Hyde Park projesi vesaire gibi işte farklı isimler altında yapılmaya çalışılan koruyu bir parka dönüştürme projelerinin en son aşaması peyzaj uygulama projesiydi 2021'de tekrar açıklanan ve bununla ilgili aslında kanunsuz olan bir ihaleye çıktığını son dakikada neredeyse haber alıp İsküdar Belediyesi'nin bunun da başlama tarihi olan 21 Haziran 2021'den itibaren biz orada nöbet tutmaya başladık. Validebağ Havzası halkı, Validebağ gönüllüleri ve Validebağ savunması isimli STK'lar olarak Validebağ korusunun uzun bir direniş ve koruma geleneği var. 1990'ların başından itibaren orada önce eğitim senli ve sağlık senli emekçilerin yani Validebağ Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçilerinin ve Validebağ korusunun aslında tahsis edilmiş olduğu öğretmenlerin, örgütlü öğretmenlerin orada yapılmaya çalışılan projelerle ilgili bir orayı koruma refleksi ilk olarak bir kendiliğinden hareket olarak başlayıp daha sonra örgütlü bir hareket olarak sürüp 90'lı yılların sonunda havza halkında oraya çok yoğun bir biçimde sahip çıkmasıyla 1998'de Validebağ Gönüllüleri kuruluyor bir STK dayanışma olarak ve oradaki halkın çabalarıyla da 1999'da koruma kuruluna başvurularak Validebağ Korusu'nun birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesi sağlanıyor. O zamandan beri de yine de bütün bu sit alanı ve işte koruma statüsüne rağmen Validebağ Korusu ile ilgili
şey bitmediği için, rant projeleri bir türlü sona ermediği için gerek yerel yönetim, gerek merkezi idarenin sürekli orayla ilgili bir takım projeleri var. Çünkü işte bilen biliyordur, şehrin merkezinde 354 bin metrekarelik bir yeşil alandan bahsediyoruz. Kalmış olması bile tabii mucize gibi bir şey. Ama o mucizenin en önemli etmeni oradaki halkın, o yöre halkının örgütlü bir biçimde orayı savunmuş olması şimdiye kadar. O sayede bugüne gelmiş durumda. Bundan sonrasında da doğal halini kalmasını, çocuklarımıza orayı bırakabilmemizi umut ediyoruz. Şu anda son aşamada nedir durum? Üç tane dava vardı Valdebağ kurusuyla ilgili yürüyen. Bir tanesi bu bahsettiğim kanunsuz ihaleye karşı açılmış olan davaydı. Niye kanunsuz diyoruz? Çünkü koruma amaçlı Nazım İmar Planı henüz onaylanmamışken veya dava konusuyken orada bir uygulama yapmak mümkün değil. Dolayısıyla da orada bir ihaleye çıkmak da mümkün değil bir uygulamayla ilgili. Bununla ilgili dava çok hızlı sonuçlandı. Yani bunu Haziran'da açtık. Zaten ihale iptal oldu. İhalenin yani daha doğrusu mahkeme ihaleyi geçersiz kıldı. Daha sonra sözleşmeyi de iptal etti belediye ihaleyi üstlenecek olan firmayla. Bu dava sonuçlanmış oldu ama bir yandan da koruma amaçlı imar planlarıyla hem Nazım İmar Planı hem uygulama imar planıyla ilgili dava bir yandan sürüyor. Bir yandan da 2018'de Millet Bahçesi projesi için verilmiş olan koruma kurulu kararları var. Onaylayan koruma kurulu kararları var. Buna karşı açılmış 2018 sonunda açılmış olan davada henüz sürüyor. Her iki davayla ilgili çok olumlu bilirkişi raporları geldi. Yürütmeyi durdurma kararları verildi. İdarenin itirazı oldu bu yürütmeyi durdurma kararlarına. En son yani 3 gün önceydi hatta avukatımızın bize verdiği bilgi yani 15 Nisan pardon da biz haberdar olduk bundan. Kati yürütmeyi durdurma kararı da tekrar o itirazlar üzerine verilmiş durumda koruma amaçlı Nazım İmar Planı'na karşı yani itiraza karşı tekrar kati yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bunu avukatımız şey diye yorumluyor yani bu mahkemelerin lehimize sonuçlanacağını umut edebiliriz bu durumda diyor. Peki koruma amaçlı Nazım İmar Planı'na karşı niçin dava açıldı? Çünkü koruma amaçlı olmaktan çok bir takım peyzaj uygulamalarını da içeren bir korumama planı olduğu için hem Mimarlar Odası hem Valdebağ Gönüllüleri Derneği orada bir bu planlara karşı bir şey yaptı. Dava açtı ve onlar da henüz sürüyor ama biz de koru lehine sonuçlanacağını umut ediyoruz bu davaları. Yani en son kati yürütmeyi durdurma kararı verildiğinde açıklamasında veya gerekçesinde şeyden bahsediliyor. Tematik analizlerin yeterince yapılmadığı ve işte planın ek maddeleri olan 8. 9. 16. maddeler bunların hepsinde bir takım yapılaşmalarla ilgili maddeler var. Bunların yeterince sarih olmadığıyla ilgili açıklamalar vardı. Biz de işte 21 Haziran 2021'den beri bu şekilde orada nöbetimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman sabahın 4'ünde 5'inde geldik alana. Yazın biraz daha tabii kolaydı hava koşulları nedeniyle. Sonra sonbahar, kış geldiğinde işte kar, yağmur, çamur
bir de sert bir kış geçirdik bu sene gerçekten. Evet yani, ama her koşulda orada olmayı sürdürdük. Nöbetler ilk zamanlar yazın, çünkü bir de çok fazla girişim oldu. Daha henüz ihale de iptal edilmemişti. Bir gün böyle bir şafak baskınıyla belediye şeye girerek, koruya girerek ot biçmeye başladı. Yani tam yangınların, orman yangınlarının en ağır olduğu sırada yangın tehlikesini bahane ederek korunun bütün otsu bitkilerini çok çok büyük bir ekiple, yani 100 kişiye yakın insanla koruya girerek biçmeye başladılar. Ve hani koru tarihinde belki öyle büyük bir hasar verilmemiştir koruya. Bütün alanı bir gün içinde tamamıyla otsu bitkilerden arındırdılar diyebilirim. Sonra bir başka, yani Eylül'de bu sefer bir kum dökme yolları düzeltiyor. Operasyon oldu. Evet. Operasyonu oldu. Yine bir şafak baskınıyla. Bu sırada işte molozlar falan da döküldü koruya. O dönemlerde tabii biz her gün nöbetliydik, sabahtan akşama kadar, hava kararıncaya kadar. Fakat daha sonra işte kış döneminde ihale de iptal edilince devriye nöbetleri her gün sürüyor. Yani göre insanı zaten her gün korunun içinde. Neredeyse zaten bir yıla yaklaşmış bir nöbetten bahsediyoruz. Günü geçtik, yani 21 Haziran'da 365. gün tamamlanmış. Evet, 365. Bir gün kaldı aşağı yukarı. Evet, evet yani öyle. Ben, onun iyi geçti şu geçmek üzere. Evet. O yani devriye nöbetleri zaten sürüyor, fakat masa açmaya şu anda haftada 4 güne indirdik. Salı, perşembe ve hafta sonları çok kalabalık olduğu için oradaki insanlarla temas edebilmek adına cumartesi, pazar günleri masa nöbetlerimizi sürdürüyoruz. Bir bilgilendirme masası herhalde orası. Evet, bir bilgilendirme, evet. İlişki kurma, broşürlerimizi evet. dağıtıyoruz, imza topluyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Çünkü herkesin tabii merak konusu şey, mahkeme sonuçlanmadı mı, siz niçin hala bunu nöbet tutuyorsunuz? Hmm. Oluyor. Çünkü o mahkemelerin bir kısmı, yani birkaç tane olunca duyurulduğunda işte bir tanesini kazandık diye sanki her şey bitmiş gibi düşünülüyor. Hem mahkeme, yani hem hukuki süreci anlatıyoruz, hem orada şu anda İstanbul Planlama Ajansı öncülüğünde yapılan Ağustos'ta bir çalıştay var. Validebağ Kurusu'nun geleceği çalıştayı. Evet. Oradan elde edilen çıktı. Validebağ Kurusu'nun ancak bir ekosistem tabanlı yönetim planı yapılmasıyla korunabileceği yönündeydi. Bunu da idarenin yapması gerekiyor. Daha doğrusu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bunu öncülük etmesi gerekiyor, ama İdareden böyle bir şey beklemiyoruz. Ayrıca yapsa güvenmiyoruz. Dolayısıyla bunu gönüllü olarak yapabilir miyizden yola çıkarak akademisyenlerin, çalıştaya katılan akademisyenlerin de bize destek olmasıyla gönüllü akademisyenler ve gönüllü yurttaşlar olarak şimdi bir ekosistem tabanlı yönetim planı çalışmalarımız da sürüyor. Onunla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Nöbetler bu düzeyde, ekosistem tabanlı yönetim planı çalışmaları da... Ona geçmeden hemen bir kuş diline geçebilir miyiz efendim? Ben bu konuyu da hemen Remzi'ye sormak istiyorum. Kuş dili projesinin detayları nedir? Nereden çıktı? Bir otoparktan bahsediliyor. Evet, yerel seçim öncesi Sayın İmamoğlu'nun vaatlerinden biri 100 bin araçlık otopark idi. Bunun kaç adetlik olanını kuş dilinde planlıyorlar? Bu soruyu da Remzi'ye yöneltmek istiyorum. Peki, cevaplamaya çalışayım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yani bu ilk başta koyduğunuz slaytta hem... İstanbul'un hem ülkedeki beton süreçlerinin, betonlaşma sürecinin ve diğer süreçlerin ne kadar yoğunlaştığını, hatta orada aynı gün Gazhane'de Beykoz ormanlarıyla ilgili toplantı da vardı. Onu da görsele koyamamıştık.
sonradan eklenmişti. Bu süreç içinde sesimiz, soluğumuz olduğunuz için bir defa çok teşekkür ediyoruz size. Şöyle kuş dilini şöyle çok küçük bir girişle tanıtıp, çünkü bu sizin yayınlar çok geniş alanlara, sadece Kadıköy, İstanbul'da değil, geniş alanlara yayılıyor. Kuş dili Kadıköy'de Söğütlü Çeşme istasyonuyla Kuş Dili Caddesi arasında Tulumbacı Asım Sokak'la işte Mahmut Hoca Sokağı arasında itfaiyenin bitişindeki bir alan. Alanın küçük böyle bir iki tarihi ve şeyini yaptıktan sonra ben sorunuzu cevaplandırmaya çalışayım. Lütfen. Kısa tanımını, bulunduğumuz noktayı. Aslında ben de 60 seneden fazladır Kadıköy'de yaşıyorum, Kadıköylüyüm diyorum. Yani çocukluğumda elle çevrilen dönme dolaba, işte ata binme imkanı olan böyle bir iki atın olduğu, panayırların yapıldığı, İsmail Dümbüllülerin tiyatro ustalarının gelip orada halkla iç içe yaşadığı bir çayırdı aslında orası. Yani daha sonraki yıllarda farklı fonksiyonlar üstlendi. Sosyal ve fiziksel tarafının bu özellikleriyle beraber başka bir özelliği de aslında orası. Sizinle de zaman zaman yaptığımız, konuştuğumuz konulardan bir tanesini çok yakından ilgilendiriyor. Kurbağalı Dere'nin denize açıldığı, alüvyonlarla dolu bir katastrofik bölge olduğunu zaman zaman gördüğümüz, sel baskınlarının olduğu, şimdi ters yönden tsunami baskısı alabilecek bir alan aslında. Şimdi tabii Kadıköy'ün girişi olduğu için bir araç, otopark talebi oluyor. Yani bu doğalmış gibi gözükse bile, yani yukarıdan baktığınızda ekrana gelen görüntüde de görüyorsunuz. Aslında Kadıköy her alanıyla, yani gerek taşıt gerek yolcu transferi açısından çok yoğun bir yükü taşımak zorunda kaldı. Onun dışında Kurbağalı Dere ve diğer arıtma tesisi itibariyle Ataşehir, Koşu, Ümraniye, hatta Üsküdar'ın bazı atık hatlarını Moda'ya doğru toplama gibi, yani riskli, katastrofik sonuçlara neden olacak bir alan durumuna geldi. Şimdi bunların içinde biz bütün akademi uzmanlar bu konuda otopark yapmanın bir kentin sorunu çözmeyeceğini çok sık vurguluyorlar. Haluk Gerçek Hoca bunu çok detaylı Kadıköy üzerinde yazdı. Yani bunun bu şekilde buranın daha farklı bir fonksiyon yüklenerek eski çayır niteliğine kavuşturulması gerektiğini biz sivil toplum, yerel sivil toplum örgütleri olarak istiyoruz. Bunu anlatırken de teknik tarafında bu katastrofik yanla beraber iki tane önemli şeyi vurgulamakta fayda var detaya girmeden. Bir tanesi, bu otoparkları şehir merkezlerine yönlendirdiğinizde olağanüstü bir şekilde partikül madde 2,5 ve partikül madde 10, diğer ağır metaller ve karbon monoksit oranları artıyor. Çok yakında olan ölçüm istasyonu bunu gösteriyor. Zaman zaman da hata veriyor bu istasyon. Dolayısıyla ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor. Şey ayrı, yani trafik keşmekeşi, stres, zaman kaybı, o ayrı ama ciddi bir sağlık sorunu. Onun dışında da çok büyük bir beton kütle oluşuyor orada ve ısı adacıkları dediğimiz şey söz konusu. Çünkü artık Kadıköy, o bölge Fikirtepe'den dolayı gerekli soğutmayı yapamıyor. Yani bunlar aslında görünmeyen çok büyük gizli tehlikeler ama teknik taraf bunu biliyor. Yani bütün yerel yönetimlerin teknik kadroları aslında
bu kent planlamasında bu iki faktörün çok önemli olduğunu biliyor. Şimdi burada anlatacağım şey şu, 2006'da 2000'le başlayan İstanbul'a ihanet süreci ile beraber bir parçası olarak 2006'da bir AVM projesi gündeme geliyor. Bu yap işlet devret modeliyle. O arada mülkiyet kamunun ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın şeyini bir arazisini şeye çıkartıyor, ihaleye çıkartıyor. İşte Mimarlar Odası, Kent Konseyi, o arada yönetimde bulunan dostlarımız çok yerinde bir müdahaleyle mahkemeye başvuruyorlar ve durduruyorlar projeyi. Daha sonra bu proje yine karşımıza bir boya küpüne batırılıp, ki çok sık yapılan bir şey, boya küpüne batırılıp tekrar farklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bir de İstanbul Belediyesi, o dönemki belediye yöneticileri bu planla beraber mülkiyeti İBB'nin üzerine alıyorlar. Mimarlar Odası ve yerel yönetimler, Kuş Dili İnisiyatifi büyük çabalarla, büyük karşı duruşla bu projeyi de iptal ettiriyorlar. Aslında o proje iptal edilmişse mülkiyetin de yine tekrar halka geçmesi gerekir diye bir yorum yapıyoruz, biz bir süreç yapıyoruz. Yani 2019'da biliyorsunuz Kaliköy Belediyesi ile İBB aynı partide olunca biz açıkçası daha umut var bir şekilde buranın eski özelliğine, çayır özelliğine kavuşacağını umut ettik. Ama yapılan proje, zaten orada İspark'ın bir şeyi var, alanı var, şeyi var, otoparkı var. Ve çok sıkıştırıyor giriş çıkışlarıyla oradaki bütün trafik akışlarını. Yani çayır aslında Kuşdili Çayırı, tarihi Kuşdili Çayırı diye aslında telaffuz etmem lazım. Dilimize öyle yerleşti, zaten öyle devam etmesi lazım. Tarihi Kuşdili Çayırı 46 dönüm aslında. Yani bunun bir 5-6 dönüm kısmı arka tarafta Kuşdili Caddesi tarafında özel mülkiyet. Onun dışında İspark'ın bir şeyi var, parkı. Bir de eski tramvay deposu ve daha sonra benim işte gençliğimiz, çocukluğumuzda gördüğümüz müze olan, şimdi de itfaiye olan yapı var. Bunun bitişiğindeki otopark öteleniyor, hatta genişliyor. Çayırın belli bir kısmını alıyor. Çayır denilen kısmı da oradaki beton yapı kaldırılmadan bir peyzaj mantığıyla, ki yani eski fotoğrafları sizlere gönderebilirim, bir peyzaj mantığıyla park yapılmaya çalışılıyor. Yani o her zaman orası bir dönüşüme uğrayabilir. Bir sit alanı aslında orası. Yani bunların çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yine bir park, bir otopark yapıp onun etrafına bir peyzaj düzenlenmesi gibi bir, gerçekten şu anki İBB yönetiminin bakış açısına yakışmayan, yani şeyle ne kadar senkronizeler bilmiyorum, öyle bir sorun da var İBB Kadıköy Belediyesi ile. Çünkü yani çok açık biliniyor ki yerel insanlar orada otopark istemiyor ve çayırını geri istiyor. Dolayısıyla yani şurada yani yetkililerin yaptığı, böyle gelip işte muhtarımızı ziyaret ettiğinde, Osman Ağa muhtarını ziyaret ettiğinde 150 araçlık otopark denirken, yani 500'ün üzerinde bir araçlık otopark söz konusu çizilen şeylere göre. Dolayısıyla ortaya çıkan bir şey, tablo, oradaki bütün şeyleri arttırıcı, emisyonları, trafiği kitleyici bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz de bu dünkü etkinliği, bu yanlıştan derhal dönülmesini ve bunun takipçisi olacağımızı Kuşdili Platformu, Kadıköy Kent Dayanışması, Valide Bağsızlaması gibi yerel örgütler, yerel yapılar orada bir şey gösterdi ve gerçekten de halk kararlı orada şey yapacak, yani müsaade etmeyecek ama yanlıştan dönülür diye umut ediyoruz.
Ben evet. bunları söyleyeyim. Tabii o 100 bin rakamı çok büyük bir rakam, çok genelinde bir rakam. Ama yani şu bir gerçek ki toplu taşımayı teşvik etmediğiniz sürece bisiklet ve yaya ulaşımlarını, arterleri ona göre düzenlenmediği sürece Kadıköy'ün çilesi, bakın Paris sevgili dostum, Paris şu anda dizel araçların merkeze girişini, yani bırakın yüksek gelir alayım, para elde edeyim, bütçe filan değil, yani halk sağlığı hepsinin ötesinde, evet, ve engelledi. Dolayısıyla Kadıköy Belediyesi'nden de böyle bir anlayış bekliyoruz evet. değil. Burada bitireyim. Evet, zamanla yani ilgili, enteresan bir şey. Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi ile muhatapsınız ve ona karşı evet. mücadele ediyorsunuz. Kuş dilinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı evet. mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Kalıyoruz, buradan evet. hareketle hemen Haydarpaşa Lisesi'nin arazisinde ne planlanıyor, ne oluyor? Bu soruyu hemen Figen Hanım'a sormak istiyorum. Ses. Tamam, pardon. Şimdi açtım. Evet. Haydarpaşa Lisesi'nin şu andaki kampüsü Validebağ Korusu içinde. Yani tek bir parsel orası. Validebağ Korusu'na dahil bir alan Haydarpaşa Lisesi. Burada haritada da görüldüğü gibi korunun kuzey doğusundaki bir alanda yer alıyor. Ve bu alan kampüs 1989'da yapıldığı için öncesinde, yani daha henüz bir koruma alanı, koruma altında değilken koru, orada inşaat yapılabilmiş. Yani mesela bir hastane inşaatı da var tabii korunun içinde. Başka bir okul daha var, eski sağlık meslek lisesi, şu anda Validebağ Fen Lisesi. Ama 1999'da koru sit alanı ilan edildiği andan itibaren Haydarpaşa Lisesi kampüsü de sit alanı içinde kalmış durumda. Ve 89'da yeni yapılmış olan binalar 99 depreminden maalesef çok olumsuz etkileniyorlar. Bütün kamu binalarında olan şey burada da oluyor. Ve fakat ana binalar, yani okul binası güçlendiriliyor 2012'de. Hem de ciddi yine bir 3 milyon dolarlık kredi kullanılarak güçlendiriliyor. Ancak yatakhane, yemekhane gibi binalar o sırada güçlendirilemiyor. Büyük ihtimal para yetmediği için o projeye ve şu anda da kullanılamaz durumda. Dolayısıyla da öğrenciler bu durumdan mağdur oluyor. İşte burayı tekrar yapmamız gerekiyor, güçlendirilecek gibi de değil binalar bahanesiyle. Sürekli orada bir o binalarla ilgili bir inşaat yapma arzusu vardı. Ve Kasım 2021'de sanki burası ayrı bir alanmış gibi, ayrı bir parselmiş gibi, sadece Haydarpaşa Lisesi çevresindeki alanın koruma statüsü değiştirilerek kullanım alanına dönüştürdü. Yani burada inşai faaliyete, yani sürdürülebilir kullanım alanı denilen yeni bir sınıflama var. Üçüncü derece oluyor bu. Yani her şey yapabilirsiniz demek aslında buraya. Yapılaşmaya fakat, açıyor yani. Yapılaşmaya açıyor o alanı. Ve üstüne üstelik bir de yeni bir projeyle ortaya çıkıyorlar. Sadece yani zayıf olan binaların değil, bütün binaların yıkılıp bambaşka bir tasarımla eski tarihi Haydarpaşa Lisesi binasını, yani tıbbi şahane binasının Valerie Arango, Daranko tarafından yapılmış olan binanın bir de bir kopyasını oraya yapıp geri kalanda da 41 bin metrekare inşaat alanı içeren bir proje yapılmak isteniyor oraya. Buna tabii ki yine havza halkı olarak karşı çıkıyoruz, çünkü orası bir henüz birinci derece doğal sit alanı olarak tescilli bir alandı. Burada bir bölümünü oradan kopartıp başka bir koruma statüsüne kavuşturamazsınız.
Buna karşı Validebağ Gönüllüleri Derneği yine bir dava açmış durumda. O sürüyor. İstanbul Belediyesi'nin de belki buna müdahil olması mümkün. Mimarlar Odası da müdahil olacaklar bu davaya. Buna karşı çıkıyoruz. Çünkü bu bir yol olacaktır. Yani Haydarpaşa Lisesi'nin statüsü düşürüldüğünde korunun başka alanlarını da böyle sınıflandırarak bir başka alanını yine statüsünü düşürebilirsiniz. Ve bölebilirsiniz bu şekilde koruyu. Evet, burada görselde görünen böyle bir tuhaf bir proje söz konusu. Şu anda durum bu. Ve tabii ki mesela İstanbul Valiliğine sorduğumuz en önemli soru şu. 86 tane güçlendirilmesi gereken okul var İstanbul'da. Bunlar için açılmış olan 48 ihale ödenek eksikliği nedeniyle iptal edilirken Haydarpaşa Lisesi için 15 milyon euroluk bir proje yapmaya çalışmak hangi mantığa uyuyor? Biz bunu bilmiyoruz. Evet, aslında birçok kuruma soru soruyorsunuz. Yani İstanbul Valiliğine soruyorsunuz. İstiklal Belediyesi'ne soruyoruz, İPKB'ye soruyoruz. Tasarımcıya soruyoruz, kreditöre soruyoruz. Kreditörlere soruyoruz. Yani çünkü evet, orada açıklığa kavuşmamış pek çok şey var. Aslında bir proje de yok henüz. Henüz bir tasarım var sadece yani ortada. Niyet çok belli ama yani... zaman içinde bunun projeleri de mutlaka ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Buradan hemen Söğütlü Çeşme'deki AVM projesine geçebilir miyiz Remzi? Tabii ki Güran Bey. Şimdi yani hepsi aslında dikkat ederseniz birbirine bağlı, eklemlenmiş. Yine bir finans kapital süreçlerinin, betonlaşma süreçlerinin birbirine eklemlenmesi aslında. Söğütlü Çeşme'de çok ilginç, yani hakikaten neler söylenebilir diye düşünüyorum da, yani burada en öne çıkan şey yani hiçbir kural tanımadan ısrarla yani iptal edilen, geçen sene yazın iptal edilen bir projeyi, inanın bakanlık demek istiyorum çünkü çevre ve şehircilik, bir de işte iklim bakanlığı eklendi. Ya çevreyle şehircilik bu kadar birbiriyle çelişebilir mi aynı noktada? Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı bir daha bir şey yapıyor. Şimdi iklim de eklendi tabii. Efendim? Şimdi iklim de eklendi. Evet, iklim de tabii, iklim değişikliği diye eklendi. İklim krizi de değil, iklim değişikliği var. Tabii onların hepsini bir çıkar gözlükleri içinde değerlendiriyor yapılar. Şimdi burada aslında çok ironik ya da trajikomik bir durum var. Yani firma ilk önce şeyi açıklıyor. Diyor ki ben diyor burada bir AVM yapacağım diyor. Ondan sonra bunu servis ediyor basına. Sonradan kamuoyu açıklama, aydınlatma şeyinde, planında, programında hayır öyle değil de biz orada aslında yüksek hızlı tren viyadüğü yapacağız. Etrafında da açık ortamlarda yeme içme, bakın yeme içme diye bir kavram var. Yeme içme tesisleri yapacağız diye bir şey veriyor. Bakın 65 bin metrekare bir alan var ve 45 bin metrekare inşaattan bahsediyorsunuz. Ne İBB'nin ne Kadıköy Belediyesi'nin hiçbir haberi yok. İptal edilmiş bir projeyi tekrar getiriyorsunuz. İşte KAP'tan bir açıklama yapıyorsunuz. Ne pano var, ne bir şey, ve şantiye binalarını yapıp koyup mobilizasyona geçiyorsunuz. Yani böylesine bir revanş alma, Kadıköy'e zarar verme, Kadıköy'ü cezalandırma projeleri şeklinde şey yapıyor, seyrediyor bu şeyler. Hakikaten yani bunu akıl alır bir programcı, kent plancısı baktığında yani bunun hiçbir kabul edilebilir tarafı yok. Dolayısıyla şu anda en önemli şey yani bir banda bakarsanız yani Fikirtepe faciası, arkasından onun bitişindeki Söğütlü Çeşme ve Kuşdili kısmındaki betonlaşmaya yönelik bir şey. Yani bu Kadıköy kitlemenin ötesinde hiçbir proje baskı taşımıyor.
bizler için. Yani dün de bizler de destek verdik. Bir partinin çağrısıyla orada bir toplantı yapıldı ve yaptırmayacağız şeklinde bir sonuçla zaten çıkıldı. Dolayısıyla buradaki süreç aslında siz bize şeyi sormuştunuz. Üsküdar Belediyesi, İBB ve Kadıköy'le belediye ile aranız nasıl, ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz diye. Vallahi Yıran Bey, ben de şeyi söylüyorum. Bu yapıların kendi arasında ilişkisini, yani bırakın partiyi, başka bir şeyi, ama yani bir kent planlıyorsunuz. Meclisler var, komisyonlar var. Yani bunlar birbirlerine haber vermeden mal kaçırır gibi, revanş alır gibi projeler iptal edilen, yasaya rağmen, yasaya karşı iptal edilen projeler tekrar boyatılıp karşımıza bir şey olarak çıkıyor. Bunu sürede yine dikkat ederek Söğüt Çeşme'yi bu şekilde... Evet, hemen Kızıl Toprak başta olmak üzere eski tren istasyonlarımız vardı. Son derece şık, güzel, tarihi yapılar. Siz Kızıl Toprak'la başlattığınız bir talebiniz var. Bundan da bahsedebilir miyiz lütfen? Evet, valla yaşımız 60'ı geçti Güran Bey. Niye böyleyiz diye bakıyorum. Ya gerçekten evimin önünü, yani sokağımın önünü ilgilenmeye çalışıyorum. Yani kuş dili, hepimiz aslında o motivasyonla hareket ediyoruz. Kenti savunmaya çalışıyoruz ama yani çocukluğumuzun, gençliğimizin, hatıralarımızın, kent belliğimizin oluştuğu yerler. Yani biz burada kalıyorsak kent belliğimizde kalıyoruz. Mücadele ediyorsak kent belliğimizde mücadele ediyoruz. Bakın yani bu son dönem neoliberal politikaların temsilcisi, hükümet ya da idare bir şeyden birkaç post çıkartmak da istiyor. Yani şimdi bakıyorsunuz şey de öyle, Söğütlü Çeşme başka bir fonksiyonuyla, yani Haydarpaşa gardır dedik, Söğütlü Çeşme'de istasyondur. Bu kent belleği üzerine de bir oynanıyor. Onun devamı olan 6 tane gerçekten bir kent incisi, kent elması olan, çoğumuzun çocukluğunun, gençliğinin geçtiği çok büyük bir kamusal hizmet olan mimarisiyle, bakın Kızıl Toprak şeyini tekrardan biz Kalamış, Fenerbahçe Kalamış dayanışması olarak ziyaret ettik. Daha da sık etkinlik yapacağız. Devlet Demiryolları Emeklisi, Emeklileri Derneği orayı kullanıyor. Kullandığı için bakımlı ve şu anda nispeten diğerlerine göre iyi durumda. Yani Kızıl Toprak istasyonu 1872'lerde yapılıyor. Mimarisiyle gerçekten büyüleyici bir mimarlığı var. Şimdi bu idare, 2000'den sonra gelen idare, bütün Baldebağ'da dahil anlayışında bir defa şöyle bir şey oldu. Kamu finansmanı yaratmak için belediyelere değerli olan yerleri yalnızlaştırıldı, kriminalize etti ya da insansızlaştırarak değersizleştirdi orayı. Birçok yer böyle. Bakın Söğütlü Çeşme'nin arkası öyledir. Kuş dili böyledir. Yaklaşık 6 sene bekledi yüksek trenli proje. Yüksek hızlı. Yüksek hızlı tren. Hiç unutmuyorum, benim çocukluğum geçtiği Suadiye, Erenköy'de 5 yıl öncesinden çınarları kestiler. Çünkü İspanyol firmaya ağaç kesimini ayrı bir kalem olarak ihale etmişlerdi. Bunu niye söylüyorum? İstasyonları da aynı şekilde bakımsız, o değerli Erenköy, Bostancı, Fener Yolu ve Kızıl Toprağı, ki bizim alanlarımızın içinde olan diğerleri de çok müthiş. Tabii Kartal, Pendik de bunlar aynı seri. Buraları değersizleştirdi, kriminalizeleştirdi, bakımsızlaştı. İşte tinerciler kalıyor ya da damma akıyor diyerek, ama bir süre sonra bunu kamunun gözünden, dikkatinden kaçırarak oraları kendilerine, kendi yandaşlarına ya da ne diyelim, bir rant şeyi olarak gördüler, kapısı olarak gördüler. Çok değerli olduklarını biliyorlar. Çünkü kent hafızası bunlar. Kültürel varlıklar, kültürel miras bile demiyorum. Onlar miras gözüyle bakıyor. Kültürel varlıklar bunlar. Dolayısıyla biz de yani kendi bölgemizi Kızıl Toprak ve Fener Yolu istasyonuna
halkın yararına, oradaki yaşayanların yararına bir sosyal aktivite merkezi, müze, kütüphane gibi fonksiyonların yüklenmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Hızlı şekilde böyle bir toparlama yapayım dilerseniz. Son derece önemli bir çaba bu da. Ben hemen çok alanda mücadele ediyorsunuz, çalışmalar yürütüyorsunuz, oldukça organizesiniz. Sizi izlemek için bir internet sitesi, bir Facebook sayfası, sosyal medyada var mısınız? Bunları da izleyicilerimizle paylaşalım mı? Ben bir iki şey söyleyeyim, sonra Figen belki şey yapabilir. Ben niye şey yapayım dedim. Şimdi mesela bu yapı içinde Vallebağ Sonması, Vallebağ Gönülleri, Havza Halkı dediğimiz üçlü, öbür tarafta Fenerbahçe Kalamış Kent Dayanışması adı altında mücadele eden Kalamış Yat Limanı eksenli ama Fenerbahçe'den başlayıp ta Haydarpaşa'ya devam eden bandın savunulması paydaşı olan Kuş Dili Dayanışması, Kadıköy Kent Dayanışması gibi gerçekten çok büyük emek veren dayanışmaların web sayfaları, sosyal medya hesaplarını takip etmek, tanış olmak, etkinliklere katılmak, tabii ki bu sonuca gidecek şey de bu olacak. Belki Figen de bu konuda eklemeler yapabilir, nasıl ulaşılabilir. Tabii masalar dediğiniz gibi işte açılıyor, imza masaları, birebir temaslar. Figen, senin söyleyeceğin şey var mı? Ben biraz diğer dayanışmalardan da bahsetmek için, yani sadece önemli, Vallebağ şey değil, burada diğer kent gerçekten Kuş Dili platformunun, dayanışmasının şeyde çok büyük, çayırın savunulmasına çok büyük emeği var. Arif abinin, diğer Arif Atılgan'ın bloklarından çok şey öğrendik. Figen'cim, senin söyleyeceğin şey olabilir. Tabii bunların hepsi dayanışma, gönüllü emekle ayakta duran örgütlenmeler. Ve ben zannetmiyorum başkalarında da olsun. Yani Vallebağ'da, yani gönüllülerin savunmanın hani böyle çok etkin bir web sayfası yok. Yani açılmış web sayfaları var ama bir türlü ona ayıracak bir profesyonel kısmi profesyonel bir emeğimiz olmadığı için hali hazırda orada, ama sosyal medya hesapları, yani işte Twitter, Instagram, Facebook üzerinden her biri isimleriyle arandığında ulaşılabilen şeyler, yani Kalamış'ta Fenerbahçe dayanışması olsun, Kuş Dili dayanışması olsun, Kadıköy Kent dayanışması olsun, Vallebağ Gönülleri, Vallebağ Savunması, bunların her birine ulaşılabilir. Özellikle yani sosyal medya hesaplarımızı, özellikle Twitter'ı ve Instagram'ı, yani bizim Instagram hesabımız çok şahane değil ama Twitter'ımızdan çok rahat takip edebilirler. Onu öneririm. Tabii sorunuzun bir parçası da şey, yani iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Yani bizim kendi iç iletişimimizde de gerçekten böyle ortalama 50'şer 60'ar kişilerin olduğu, işte zaman zaman çok yorulduğumuz, çünkü fazlasıyla yazışmalar oluyor. Ben de o yazışmalarda vukuatlı kişilerden biriyim. dolayısıyla WhatsApp'ı da çok etkin kullanıyoruz. Yani bu tüm saydığımız dayanışmalar aslında yani yüze varan, üyeleriyle ilişki halinde. Evet, 150'ye varan üyeleriyle birbirleriyle ilişki halinde. Çok güzel. Zaten sosyal medyada olduktan sonra özel olarak bir sitenin de yaşatılması gayreti biraz hem zaman hem de mesai hem de belli bir maliyet gerektiriyor. O bakımdan sosyal medyada sizleri takip etmek çok mümkün. İzleyicilerimize de bunu tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz size. Sağ olunuz, programımıza katıldınız. Çok hızlı bir tur attık. Tabii ki derinleşmek mümkün, onu da başka programlara bırakalım. Sağ olun, var olun ve başarılar diliyoruz size. Çok teşekkürler. Sağ olun siz de fırsat verdiğiniz için bize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Evet, bugün Şehir Hepimizin programında konuklarımız
Figen Küçüksever ve Remzi Çelik idi. Validebağ savunmasından arkadaşlarımız, aynı zamanda Koşu Yolu muhtarlık azası her ikisi de. Yani seçilmiş insanlarsınız. Evet. Atanmadık yani. Gönüllü olarak seçildik. Evet. Evet. Atanmadınız. Bir teşekkürü de Şehir Hepimizin programlarının görünmeyen insanı Vatansever'e iletmemiz lazım. Programlarımızın teknik düzenlemesini gerçekleştiriyor ve Medyascope TV'de yayınlanmaya hazır hale getiriyor. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.